Ben Kalamışlı bir ailenin çocuğuyum. Ailem benim göçmen, anne tarafımda, baba tarafımda. Ve benim hayatımda denizin, yelkenin, teknenin çok önemli bir yeri var. Ben teknenin işte zımpara yapmasını da bilirim. Vernik de atarım. Çocukluğumda en sevmediğim şey zımparaydı ama babam derdi ki vernik atabilmek için zımpara yapman lazım. İki çocuklu ailenin ablasıyım. Ve abla olmak da her zaman için farklı bir takım sorumlulukları sırtınıza yüklüyor. Ve bunu da kariyerimin birçok noktasında, evlilikte, çocuğum olduktan sonra da gördüm. Kendimi de terbiye etmeye çalıştığım çok noktamda oldu. Ben de 47 yaşındayım arkadaşlar. 17 yaşında da bir oğlum var. Arkadaki koyduğum resim de eşimle benim olduğumuz bir resim arkadaşlarla birlikte. Fakat ondan daha önemlisi yukarıdaki mesajım. Oralara nokta nokta geleceğim. Hakikaten insan kıyıdan uzak olduğu, olabilme cesaretini gösterdiği zaman farklı farklı şeyleri keşfedebiliyor. Kalamış'ta büyüdüm. Tekne hayatımızın içerisindeydi. Fakat daha güzel bir şey ki bunu ben sonradan anladım. İyi bir güven ortamı vardı. Güven ortamının önemli olduğunu düşünüyorum. Hayatın her noktasında aslında ben buna şöyle diyorum. Sırtını dayayabilmek. Sırtını dayayabildiğiniz zaman kendinizi iyi hissediyorsunuz. Bu iş ortamında ekibinize sırtınızı dayayabilmek. Yine iş ortamında birlikte çalıştığınız paydaşınıza ya da liderinizden o gücü alabilmek son derece kritik. Bunun üzerine temelde prensiplerimin içerisinde inanmak ve sevmek geliyor. Aslında o farklı ufuklara çıkabilmek, o kıyıdan uzaklaşabilmek için inanmanın ve sevmenin olduğunu çok düşünüyorum ve inanıyorum. Burada da sevgili Çen'in şu sözü hep kullandığım ve aklımda olan bir sözdür. Bir şeyi yapmak için o şeyi çok sevmek gerekiyor. Ama bir şeyi tutkuyla sevmek için ise o şeye deliler gibi inanmak gerekiyor. Hakikaten inanç çok önemli. Yani bir yerdeyseniz orada inanıyorsanız orada olun. Eğer inanmıyorsanız da orada olmanıza gerek yok. Hatta ekipteki arkadaşlara şu mesajı da veririm. Hayata baktığımızda işte 47 yıl sanki çok uzun gibi ama hani ortalama da 75 yaş yaşasak bu baktığımızda toplamında 700 bin saatler civarı bir şey. Ben gelmişim hayatımın 500 bin saatine yakın bir noktaya. Yani yaşadığımız her saat aslında çıkır çıkır dönüyor. Orada inanıyorsanız orada olun, bir şeyler katacağınıza ve aldığınızı düşünüyorsanız orada olun. Bu prensibin önemli olduğunu düşünüyorum. Sevgili Çede bunu çok güzel ifade ettiği için bunu yeri geldiğinde birçok noktada da kullanıyorum. Denizden bahsedeceğim demiştim. Arkadaşlar hayat hakikaten çalışmak ve mücadele. Yani hiçbir şey şöyle kolaydan olmuyor. Emek vermeniz gerekiyor. Üzerine vakit harcamanız gerekiyor. Harcadığınızda da aslında her zaman başarılı da olamayabiliyorsunuz. Birçok farklı etken de oluyor. O yüzden de mücadele etmek önemli. Mesela denizde size şunu söyleyeyim. Şu vardır. Ekip olmak çok önemlidir. Paslaşmak çok önemlidir. Önceden çalışmak önemlidir. Aynı normal hayatta olduğu gibi. Ama öyle bir nokta olur ki yelken tersten gelir. Birini liderliği alıp birini şöyle ittirip kumandayı alması gerekiyor. Yani o birlikte ve bireyi de yaşamamız lazım. Birey olarak kendimizi bazen kaybedebiliyoruz. Birey olarak kendimizi kaybetmememiz lazım. Aslında da keyif almak, bir şeyi çok kolay elde edersek çok keyif almıyoruz. Ben oğlumdan görüyorum. Kendimi de eleştiriyorum bu konuda. Biz bazı şeylerin çok mücadelesini yaşadık. Onlar daha kolay elde ediyorlar. Kolay elde ettiklerinde de daha kolay sıkılıyorlar. Halbuki gerçek keyif ve mutluluk o mücadeleyi verdikten sonra alınan mutluluk. Bunun da hayatın birçok noktasında başarılı birçok rol modelimde de bunu görüyorum. Mücadelenin sonunda gelen o başarının keyfi, hazzı hiçbir yerde yok diye düşünüyorum. 17 yaşımda oğlum var dedim. Sarp'ın küçük hali ve son geçen seneki hali. Çalışmak diyoruz ama çocuğa da emek vermek gerekiyor. Hakikaten onu anlamak lazım. Size şunu söyleyeyim. Herhalde 11-12 yaşındaydı. Bana şöyle dedi. Anne, ben Selen değilim, ben Sarp'ım. Yani bu benim için öyle büyük bir mesajdı ki. Hakikaten yani o bir birey ve o Sarp. Onu duyabilmek, onun yerine kendimizi koyabilmek önemli. Hayatta da böyle. Yani çocuk bence kadınlar için de
Çocuk bir ayrıcalık. Şöyle söyleyeyim, birçok erkek arkadaşımız da var aramızda. Benim eşim gazete okur ve sadece gazete okur. Ben gazete okurken mutfakta kadının ne yaptığını fark edebiliyorum. Sarp'ın kapıyı çaldığını da fark edebiliyorum. Kapının açılması gerektiğini ve kimsenin açmadığı noktada gidip kapıyı açıyorum. Kadın olmak hakikaten bu farklı konuları farklı aynı zamanda yönetme yeteneğimiz ve yetkinliğimiz var. Bunu daha iyi kullanmalıyız. Bu paralel proses ettiğimiz dünyada bunu daha ortaya çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da bize dayanıklılık kattığını düşünüyorum. Bu anlamda kadınların o ayrıcalıkla daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Yaptığım ve de yapamadığım şeyleri aslında biraz sıraladım. Dinlemek çok önemli. Ben dinlemeyi belli bir yaştan sonra öğrendim arkadaşlar. Gerçekten öyle. Çoğunlukla bir şeyi dinlerken dinlenmiş gibi yapıp kendi cevabımızı hazırlıyoruz aslında. Dinlemiyoruz. İşte çocuğumun olduğu dönem dinlemeyi öğrendim. Birlikte çalıştığım arkadaşlardan dinlemeyi öğrendim. Dinlemek çok önemli. Bir arkadaşım, yani hepimiz konuşuyoruz, iki kulağımız, bir ağzımız var. Allah neden iki kulak verdi, iki kere dinle diye. Hakikaten daha iyi dinlememiz lazım. Topluma baktığımızda, Türkiye'ye baktığımızda temel sorunlarımızdan bir tanesi de dinlemiyoruz, konuşuyoruz. Bir diğer noktanın rol modelleri. Rol modelimizin olması son derece kritik ve önemli diye düşünüyorum. İlla bunlar ulvi kişilerde olmak durumunda değil. Yani benim bir dönem Türkan Sayran rol modelimdi. Bir dönem ki bu iş yerimizde Çaycı Bahar rol modelim oldu. Yani size şunu söyleyeyim. Bahar ofise şöyle geliyor. Bugün çok misafirim var. Bana bakıyor diyor ki Selin Hanım siz de ya biraz sesiniz kalın, bir ıhlamurun içerisine bal koyayım. Ya diyorum ki bu ne tutkudur, bu ne sevgidir. Yani yaptığı işi kendi evine gelen misafirler gibi algılıyor ve böyle konumlandırıyor. Bence her alanda rol modelimiz hayatımızın her noktasında farklı seviyeden, farklı noktalardan rol modelimiz olabilmeli diye düşünüyorum. Sürekli öğrenmek, bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Her yaşta, aslında biraz da o demin bahsettiğim rol modelle de paralel, sürekli öğrenebiliriz, öğrenmeliyiz. Bir yerde de bir sıkıntımız bu diye düşünüyorum. Öğrenebilen insanların biraz da kendini daha iyi tanıdıklarını, kişisel farkındalıklarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. O yüzden de burada da size şunu söyleyeyim. Burada da yani sürekli öğrenebildiğimi belli noktalarda, belli bir zamandan sonra bizler de işte hepimiz kendimizi aynalıyoruz. Ya şunu neden iyi yapıyorum ya da şurada niye çuvallıyorum diye baktığında o öğrenme kasları sürekli hayatının içinde olan insanların bir adım daha farklı bir noktaya gittiğini görebiliyoruz diye düşünüyorum. Şimdi 3-4 tane görece başaramadığım şeyi bahsedeceğim ve bunların üzerinde çaba harcıyorum. Neden çaba harcıyorum diyorum arkadaşlar. Şimdi biz kariyerimize ilk başladığımızda işte performans görüşmeleri, performans değerlendirmeleri, 4-5 tane davranış özelliği bunları geliştirmen lazım. Bir iki tane de süper nokta. Beceri öğrenilebiliyor ama davranışa ait özellikler, o çocukluğumuzdan, küçüklüğümüzden gelen özellikler bir günden yarına pat diye değişmiyor. Mesela ben sabırsız bir insanım. Sabırlı olmayı oğlumla öğrendiğimi zannediyorum. Yanaklarımı çok ısırdığım vardır onu şeyi sağlayabilmek için ama bakıyorum bir kriz durumunda pat kendi özüme dönmüşüm. Bu bahsettiğim noktalarda takdir etmek önemli. Hepimiz takdir olmak istiyoruz. Takdir etmemiz lazım. Bunu genelde az yapıyoruz. Bir şeyi beğeniyoruz, dinlendirmiyoruz. Yani bu arkadaşım şu sunumu çok iyi yaptın. Şurada şunu gösterdi. Düşündüklerimizi paylaşmanın kritik olduğunu düşünüyorum. Hayır diyebilmek, görece az hayır diyebilen bir insanım. Hayır demeye de toplum hayat bazı şeyleri yapmak lazım. Bazı şeyleri de doğru ifade edip hayır diyebilmek lazım. Bu hayır diyebilme noktasında da ilk bu çabalarımı yaptığımda bir gece uyudum, yattım dedim ki ya kalktım sabah. Yok ben bu işe hayır diyemeyeceğim, gideceğim, yapacağım. İşin esprisi bir yana bu da önemli diye düşünüyorum. Bir de es verebilmek. Yani bazen de o takdiri, o işin temposunda geçmişte yaptıkların, geleceğin kaygısı o bugünü, anı ve o oradaki alabileceklerimizi kaçırabiliyoruz. Bunu yapabilmemiz de bizim için önemli.
Şimdi üç tane temel kendi hayatım içinde önemli olan ve biraz da dedim ya bizler de bir kendimize bakıyoruz ve irdelemeye çalışıyoruz. Şansımız oldu kendi şirketimizde Turkcell içinde. Birkaç yıl biz bu Michael Porter'la Harvard Üniversitesi'nin strateji kürsüsünün başkanıyla strateji çalışmaları yaptık. Ve adam şöyle oturuyordu, biz kendi biznesimizin stratejisini anlatıyorduk. Ve böyle küt küt size mesaj veriyor. Ve adamın esasında temelde söylediği nokta, bu sadece iş dünyası olarak düşünmeyin, bir yönünüz, bir yere gidiyorsanız, orada nasıl diğerlerine göre ayrışıyorsunuz, farklılaşıyorsunuz. Bunun son derece kritik olduğunun altını çizdi. Hakikaten de böyle. Yani birçok mücadelenin içerisindeyiz. Ben neyle selenim? Neyle fayda sağlıyorum kendime ya da etrafıma? Ve nasıl ayrışıyorum? Nasıl farklılaşıyorum? Benim güçlü kaslarım neler? Bu ilk başta bahsettim ya, gelişim alanlarımız, davranışlarda güçlü yönlerimiz. Aslında o güçlü yönlerimizi bizim sahiplenip üzerine gitmemiz lazım. Bunu keşfetmemiz önemli. Güçlü yönlerimizi daha da geliştirirsek ayrışıyoruz. Gelişim alanlarını bir yere getiriyorsak nötrleşiyoruz. Bunu da dediğim gibi ilk iş hayatıma ya da işte bundan 10-15 sene önce bu farkındalığım inanın yoktu. Ama şu anda bunu çok net görüyorum, sizlerle de paylaşmak istedim. Bir ikinci noktada gene iş dünyası ilgili ama bunu sadece iş dünyası olarak da almayın. Temelde yaptığımız iş birilerine bir faydayı sağlamak. Ve bu fayda ile fark denklemi, bu fayda ile farkı bir ekiple, bir takımla, yani o sırtınıza dayayabileceğiniz birileriyle ve farklılaşan çözümlerle hayata geçiriyorsunuz. Olaylara farklı bir resimden, ezber bozan bir yaklaşımla nasıl fayda sağlıyoruz ve farklılaşıyoruz? Bu benim hani o düsturlarımdan bir tanesi, buna bakmaya özen gösteriyorum. Son nokta. Bizim bulunduğumuz sektör benim teknoloji sektörü. İşimiz teknoloji. Ama asıl işimiz insan arkadaşlar. Ben uzun yıllar insan kaynakları yönetimi alanında çalıştım. Business'a geçmeden önce. Business'a geçtikten sonra da işte arkadaşlarla sohbetimde hep bana sorarlar ne değişti, ne farklılaştı. Evet tamam farklılaşan noktalar var ama özümüz insan. İnsanla bir şeyler yapıyoruz, insanla fayda sağlıyoruz. O ekibimizi, o birlikte çalıştığımız, birlikte değer yarattığımız, coşkuyu oluşturduğumuz ekibi sırtlanmak. Çünkü insanlara, insanlarımızla bir şey yapıyoruz. Eğer ben yoksam, ekibim yoksa orada başka bir şeyler yapılacak o zaman. Bunu bilmek de önemli. Her şeyin özünde insan, her şeyin özünde bizler varız. Aslında o konuştuğumuz teknolojileri bırakın bir kenara. O konuştuğumuz farklı sektörün farklı özelliklerini bırakın bir kenara. Hiçbir şey yok. Üç noktayla aslında özetlemeye çalışıyorum. Bir şeyi yapıyorsak hakikaten ona hakim olalım. Onu bilerek, severek, özümseyerek yapalım. O bizim bir parçamız olsun. Mücadelemizin bir parçası olsun. Bunun kritik olduğunu düşünüyorum. İki, birçok şeyi çok kabulleniyoruz. Bunu denedik olmadı, bunun üzerine gittik yapmadık. O farklılaşabilmek için o başka bakış açısını işin içerisine, olayın içerisine, ailemizin içerisine, dostluğumuzun içerisine katmamız lazım. Daha fazla ezber bozmamız lazım. Bir diğer nokta da insan. Yaptığımız şey insan. Takımımızla, ekibimizle yapıyoruz. Ve bunu yaptığımız noktada da zaten o keyif alma, mutlu olma, birlikte bir şeyleri yapabilmenin de keyfini çıkarabiliyoruz. Unutmayalım ki kritik bir noktada, hakikaten düş kurmak da önemli. Hayal etmek önemli. Hayal etmek aslında Chainin-Bake o sözünün bir önceki aşaması da ezber bozan bir şeyleri yapabilmek için, keyif alabilmek için, mücadelemizi tamamlayabilmek için hayal etmemizin de önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.